Bu bana kötülük oldu. Neden? Beni sattılar. Hiç mi üzüldüğüm şeyler olmadı? Olmadı mı? Hiç mi haksızlığa uğramadığım şeyler Onu olmadı? Onu merak ediyorum. Hiç mi tacize olmadım ben? De babam banka müdürüydü. Annem de... E, ...Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Aa. Evet, Büyükada'da nikah kıyardı anne. Ben babam ölene kadar babama sen değil siz dedim. Evet, babamla böyle bir ilişki vardı benim. Ölene kadar siz dedim. Ben bir tek şey kıskandım. Baba kızın ...ilişkisini, o mutlu ilişkisini kucağına alıp seven baba. Nilgün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben program öyle, gör beni... E, ...görmek istediklerimi soruyorum. Tabii. Merak ettiklerimi. Ne istiyorsan. E, i̇lk şöyle başlamak istiyorum sizde. Türkiye'de komedyen kadın olmak hep zordur denir. Aslında dünyada zordur denir ve güzel komedyen kadın olmaz denir. Gerçekten güzel komedyen kadın olmaz mı? Yok olur. Neden olmasın? Yani bununla eğer çok güzelliğini ön planda yapmaya çalışıyorsan, hep böyle yani samimi ve sahici değilsen, kendini rahat bırakmıyorsan, sadece güzelliğini düşünüyorsan komedyen olamaz. Ama güzelsin ama bunun farkında bile değilsin ya da farkındasın da sahneye çıktığında umurunda değil. Komedyen olursun, niçin olmayasın yani? Güzel kadından komedyen olmaz diye bir şey yok ama Türkiye'de e, genelde e, fiziği e, çok güzel olmayan kadınlar e, komedyen olarak kabul edildi. Niye? E komik e, dediğin zaman demek ki e, güzele gülünmüyor diye düşünüldü. Böyle bir şey yok. Bir oyuncu güzel de olabilir, çirkin de olabilir. E, oyuncunun fiziğiyle ilgili değil bu. Oyuncunun e, yeteneğiyle ilgili komediye bakışıyla ilgili, komedi bir matematiktir, o matematikten ne derece o matematiği kullanıyor, o önemli. Yani Meryl Streep hem komedi oynuyor, hem drama oynuyor, hem rakçı oluyor. Yani bu bir yetenek. Kadın baktığın zaman, aman eciş vücut çirkin de bir kadın değil. Bence çok güzel. Bence şey. çok hoş mesela Oscar törenlerinde o ok kadar güzel kadın arasında kadın orada gözlüğüyle bir oturuyor. Herkes ona bakıyor. Bu başka bir şey. Bunun zaten güzellikle çirkinlikle ilgisi yok. Zaten güzel ve çirkin olarak insanları adlandırılmak da hoş değil. Ama genelde yüzüne bakılır. Yani böyle hoş duran kadından komedi olmaz diye bir algı var. Bu ülkede çok yanlış algılar var. Mesela sen komedi, komedyen açılımı biz konservatuar mezunuyum onun için rahatça söyleyebiliyorum. Hem dram oynar hem komedi oynar, her şeyi oynar. Komedyen denilen, komik değiliz biz, komedyen. Ee, ama bu ülkede mesela beni bir tek Türker İnanoğlu ters köşe yapıp e, yabancı damatta dramatik bir rol oynattı ve çok da iyi oldu. Herkes çok beğendi. Ben kendi başarılı oldum diyemeyeceğim tabii komik olur ama herkesin çok beğendiği, alıp kabul ettiğiydi. Genelde bu ülkede yönetmenler de ezber bozmuyorlar. Sen komedisin ay çok neşeli kadın, o onu oynamaz diyorlar mesela. Sen benim özel hayatımda neşeli olabilirim. Benim oyunculuğum konusunda sen karar veremezsin, ben hepsini oynarım. Mesela ben uzun yıllar şöyle söyleyeyim sana, hepsini bir anda söylüyorum. E, yedi senedir bu gösterim yaptığımdan beri hiçbir e, dizide oynamıyorum. Sebebim var, dizi sevmiyorum, hayır çok seviyorum, yaptığım işin bir yan kolu çünkü beni abuk subuk komedilerde oynatmaya çalışıyor. Ben komedinin Allah'ını kendi gösterimde yapıyorum zaten. Sen de geldin gördün. E ben niçin gidip saçma sapan komedilerde oynayayım? İyi bir komedi olsa o zaman oynarım. Yani ama çok iyi şeyler gelmediği için tekstler bana oynamıyorum. Ama ben de dramatik yani dramatik demeyeyim. Dramada oynamak istiyorum yani. Anlatabildim mi? Öyle teklif bana gelmiyor. Durama deyince yok, kadın çok neşeli, komik kadın, ya o eğlenceli bir şey oyna, oynaması lazım diye. Bu çok yanlış bir şey. Biz size hep komik ve eğlenceli yüzünüzü görüyoruz. E tamam, He. bu benim He. karakterim olabilir. Aha. Oyunculuk başka, Mesela... karakter başka. Hiç... Ben devamlı ağlamak mı zorundayım? He. Çok çok üzüldüğünüz şey olduğunda bile sanki siz gülen bir kadınsınız gibi. Çünkü ben üzüntülerimi insanlara yansıtmaktan hoşlanmıyorum. Düşün ki ben tek başına bir kadınım. Arkamda hiç kimse yok baktığın zaman. Ne bir yapımcı, ne bir prodüktör, ne bir koca, ne bir sevgili. Hiçbir şey olmadan buraya kadar tek başına geldim. Ee, hiç mi üzüldüğüm şeyler olmadı? Olmadı mı? Hiç mi haksızlığa uğramadığım şeyler Onu olmadı? Onu merak ediyorum. Hiç mi tacize olmadım ben? Ama sözle tabii ki yani bana öyle kolay kolay kimse yaklaşamaz da... ...yani hiç mi sözle dahi tacize uğramadım sence? Mümkün mü? tek başına ve yüzüne bakılır bir kadınım. Yani e, şimdi fiziği de düzgün bir kadın olarak anılıyorum her yerde. Ben kendim için bunları düşünmüyorum. Ben sadece oyuncuyum. Ve de dikkat ediyorum kendime birazcık bakıyorum ama estetik masalarında bakmıyorum. Kendi içimde hayata güzel bakarak, kendimi severek bakıyorum. Tabii ki ufak dokunuşlar her kadın gibi var ama öyle büyük değil. Mesela o üzüntülerinizi nasıl yaşıyorsunuz Negan? Ben günüm? üzüntülerimi şöyle yaşarım. Ben hayatımda tek çocuğum. Benim başka kardeşim yok. Ben hep eğilime, evime kediler alarak, kedilerle arkadaşlık ederek, kedi çok severim. Çocukluğumda da gizlice eve kedi getirirdim ve onunla odamda otururdum. Ee, onun için ben her şeyi tek başına yaşarım. Yani benim çok zor durumda kaldığım zaman başka kimseye ihtiyacım yok. Tek başına, güçlü bir karakterim var belki ondan, tek başına evde otururum, üzüntümü yaşarım. Bu bir hafta sürer, bazen üç gün sürer. Bazen biraz uzun sürer, ama bunu kimse anlamaz. Benim kızlarım da bilmezler. Ben tek başına o ama mutlaka hallederim. Yani o sıkıntı, o üzüntü ya da kızdığım, moralimin bozulduğu şey, ama kadın erkek ilişkisi olsun ama iş hayatında da çok sıkıntılarım, üzüntülerim olmuştur. Savaşmışımdır, savaşarak gelmişimdir çünkü hiç bunların altında kalmam ben. birdenbire bire silkinilir. ...dimdik yine sokağa çıkar, yine gülüp eğlenmeye başlarım. İnsanlar bilmez benim ne yaşadığımı çünkü e, kimseyle paylaşmam. Çünkü neden? İnanıyorum ki bu hayatta aslında tek başımızayız hepimiz. Bir başkasından yardım aldığın zaman sonuna kadar hep bir başkasına ihtiyacın oluyor o zaman. Benim hiç kimseye ihtiyacım olmadı, halen de yok, tek başına. Her şeyimi hallediyorum, kararlarımı veriyorum, üzülüyorum, seviniyorum, mutlu oluyorum. Ama benim şöyle bir... Ee... Sizin oğlumuz olsaydım kızardım buna. Yapma ya. Şundan kızardım. Mesela kızınız oylum kızmıyor mu? Anne bu kadar üzüldün, üzülmüşsün. ...işte atıyorum bir hafta kendini eve... ...niye bana haber vermedin, e ben sana koşmuyor muyum anne diye? Çünkü onların halledebileceği şeyler değil bunlar. Benim kendi hayatımla ilgili şeyler. Niçin onların da hayatında e, onları üzeyim? Bir sağlık problemim olduğu zaman... ...tabii ki onların bundan haberi olacaktır. Sağlık problemimi tek başına halletmem, böyle bir sorumluluğum var. Ama benim işimdeki problemim, aşkımdaki problemim... ...evlilikteki problemimi kendim halletmeliyim, onlardan yardım... Mi? Sadece onları üzerim ben. Onları üzmek istemiyorum. Ben etrafımdaki hiç kimseyi üzmek istemiyorum. Benim yol, belki de komedyen oluşumun sebebi o. Ben e, insanları mutlu etmek, güldürmek, <laughs> eğlendirmek istiyorum. Özel hayatınızda yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Öyle anlıyorum. Çünkü birçok evliliğiniz oldu. Ama mesela sorunlarla tek başınıza baş ediyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yalnız kalmaktan hiç korkmuyorum. Yalnızlığı çok seviyorum. Flörtlerim Flört diye başladıklarım evlenmek istediler üç eşimde. Hatta ikinci eşim dedi ki ben böyle illegal bir hayat yaşayamam dedi. <laughs> evet gerçekten. İkinci eşim Merve'nin babası eee ben illegal bir hayat yaşamak istemiyorum dedi. Dedim ki bak ben yeni ayrıldım. Bir süre böyle geçsin. Yok evlenmek istiyorum. Evlenelim ben hayatımızın legal olmasını istiyorum dedi. Öyle evlendik. Sonra geçinemeyince ben sana demiştim dedim. Bu kadar acele. Yani ne gerek var diye demiştim, ama hepsi çok iyi niyetli insanlar. Ee, Hiçbiriyle yani çok çok güzel günlerim oldu. Hiçbiriyle flörtlerim de dahil hayatta hiç pişmanlık duymadım. Bir tanesiyle aldatıldım, yine pişman değilim yaşadıklarıma. Çok güzel yaşadım, çok aşk yaşadım yani. Benim vefat ilişkilerim olmaz hayatta. Ne işimde olur, ne aşkımda olur. Yani bana çanta alsın, pabuç Ben bunlarla yaşamıyorum, ben kendim çantamı, pabucumu, her şeyimi alıyorum. Ee, mesela ben Nilgün Belgün'ü bana tarif et deseler, Nasıl? Ben, ben derdim ki... Mesela pırlanta takmayı seven bir Hayır. kadın o. İşte hayatı böyle... Ama algımız o. Algım o, benim dışım Latin, içim rock'tır aslında. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dıştan Latin gözükürüm, seksi, hoş ve aslında çok e, kendi adımı, e, kendi içinde tutucu, çok dikkatli yaşayan, çok özen gösteren yaşadıklarına, seçtikleri insanın sülalesinin en dibine kadar soran. Ay kızım geçen gün dedi ki anne dedi sen herkese, o senin, sen kimlerden dersin bize mi sen eşçi seçiyorsun kendimi? Ben sorarım, kimin oğlusun sen? Ailen kim? Çünkü benim için aile önemlidir. Yetişmek önemlidir. Seni kim yetiştirdi? Ben bunlarla ilgiliyim. hakikaten beraber olduğum insanların hepsi düzgün. Hepsi hiçbir hiçbiri beni üzmüş değiller. Yollarımız bak iki kişi el ele tutuştuğu zaman bu ilişki güzel gider. Birisi elini bıraktığı zaman e tek başına bir yere kadar ne karşı taraf ne sen olamazsın biter. Onun için ille de birilerinin kötü olması şart değil. Hiçbir ve ayrılıklarımda dön bak şöyle ne bir kavgam ne bir gürültüm hiçbir şeyim yok yani. Zor dönemlerden geçiyoruz. Çok. Türkiye olarak hani. Çok. E, siz de e, geçen yılda galiba Dünya Tiyatro Günü'nde bir klip çektiniz. Evet. Ve o klip çok olay oldu. Evet. Halbuki ben sanat için yaptığım bir işti bu. Karşılığında sıfır menfaatle, sıfır. Kime isterseniz sorabilirsiniz. Benim her şeyim çok açık olduğu için bir yalan söyle bana annem çocukluğumda bir tek şey istiyorum senden yalan söyleme dedi. Ben hayatımda hiç yalan söylemem. Hiç bir tek annem onu istedi çünkü benden. Ben her şeyin doğrusu doğrusunu söyle evladım bir hallederiz. Ama yalan asla dedi. Ben hala bu yaşımda hiç yalan söyleme zaten bu yaşımda artık özgür bir kadınım. Yalana ihtiyacım yok. Yalan söylemek özgürlük değildir bence. Dışarıdan herkes sizin o klipten çok büyük menfaatleriniz oldu. Hayır, sıfır menfaatim oldu. Bak, sana çok açık anlatayım bunu. Ee, aslında bunu anlatmaktan da pek hoşlanmıyorum ama hadi anlatayım. Ben e, yazın çok fazla, ben kış kadınıyım, kışı severim, çalışmayı severim, üretmeyi severim. Ben konuşmam, üretirim. Ee, çok çalışkanım, bak en büyük özelliğim cesaretim ve çalışkanlığım. Ee, yazın, müzisyen arkadaşlarım da var, müzisyenlerle çok anlaşırım. Eski arkadaşlarım, ya dedim... Çünkü ülkede sanatın değerli olmasını istiyorum. Dünyayı sanat güzelleştirir. Aşk, sevgi ve sanat güzelleştirir dünyayı. Güzelleştiren bunlar. Çek sanatı dünyadan. Fiji. Onun için dedim ki bu sanatın değerini de anlatmak için bir şarkı yapalım dedim. Adını ne olsun ne olsun, sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var ve bu şarkıyı... Ben o söyledim. Yani bir rakçı arkadaşım vardı. O da arada rak bölümü yaptık. Çünkü bir Alaturka tarafını yaptık. Bir rak bölümü yaptık. İkisi iç içe. biz Siz göremediniz onu ama e, Polat Yağcı da tamamı var onun şeyinde e, YouTube kanalında. E, çünkü düş, yaparken bunları düşünürken ve cebimizden gelen bütün şeylerin parasını da verdik. Ne diyorsun? Çalanlar bedava. Niye gelsin çocuklar? Onların parasını da verdik. Eser Taşkıran e, bunu besteledi. Beş kuruş para almadı adam ama biz cebimizden öbür rakçı arkadaşımla birlikte verdik. Rak ve şey iç içe yaptık. Çok güzel oldu çünkü sebebi e, hangi taraftan olursak olalım, A, B, C, D hangi partiden olursak olalım, sanat hepimizi birleştirir. Bir film seyrederiz. Sen A parti, ben B parti ama ikimiz birden o filmi beğenebiliriz. Onun gibi. Ve biz bunu böyle bir şekilde yola çıktık. Yaptık da ama bunu ne yapacağız? Şimdi bunu, ben bunu dünya tiyatroları için düşünmemiştim. Yani sanat için düşündüm. Ben ama proje bize aitti, bana da aitti. İlk ben, sonra eser hepimiz oldu. Dediler ki BKM'ye gittim. Ee, Necati ile konuştum. Dedim elimize bak böyle bir şey var. Şarkıyı dinlettim. Olağanüstü güzel. Sanat varsa hayat var. Hayat varsa sanat. Slogan da çok güzel. Sanat için bir şey yaptım dedim. Sanata dikkat çekmek. Yani bunu insanlar dinledikleri zaman koşa koşa konser bileti alsınlar. Koşa koşa tiyatroya gitsinler. Koşa koşa sinemaya. Sanatı dikkat ettirmek için. Boş oturacağıma yazın yazı sevmem. Yazın da çalışayım dedim. Bir hafta tatil yaptım. Bana fazla bir yere gelir. Sıcak sevmem ben. Ondan sonra Necati dedi ki e, tamam da güncüm istersen önce bir bankayla konuş. Bankanın adını vermeyeyim. O bankayla bir konuş ondan sonra el birliğiyle işin içinden çıkalım dedi. Bankaya gittim. Banka bizim maalesef dedi. Bütçemiz bunun için yeterli değil. Neredeyse banka öyle bir şeyler söyledi ki ben bankaya ne kadar köşemde param varsa verecektim. <laughs> o derece banka şey yaptı. Oradan hüsran. E, öteki BKM tek başına o bankayla işbirliği yapmak istedi. Oradan hüsran. Nereye gideyim, ne yapayım derken Polat Yağcı arkadaşım. Ya Polat dedim evden telefon ettim. Ya ben bir şey yaptım dedim. Bu sanat için yani sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var diye bir şarkı. E, Şarkımı söyleyeceğim. Yok dedim şarkı söylemeyeceğim. Ben bunu dedim, tabii ki ben okudum ve çocuk okudu işte, karışık okuduk. Ben dedim, bunu dedim, klip yapıp yani We Are The World gibi bir şeyle bir sunmak istiyorum dedim. Yani sanata dikkat çekmek istiyorum dedim. Sen bana bir yol gösterir misin? Gel bir konuşalım dedi. Gittim Polat'a, Polat'la konuştuk. Bir Kültür Bakanlığı'na bunu sunayım dedi. O dedi, bu dedi, şu dedi. Sonunda Cumhurbaşkanı bu işi destekledi. Ve biz bütün insanlara bunu söyleyerek bu klibi de oynamalarını davet ettik. İnsanlarla tekrar konuşuldu. Benim çevrem, dostlarım ama arayanlar sadece ben değildim. Yani bu üç kişinin arasında olan bir şeydi yani. Ondan sonra onlar aradılar. Ben de onları aradım. Bir kısmımızı ben aradım, bir kısmımızı BKM aradı, bir kısmımızı e, yardımcılar, arkadaşlar aradılar ve Aldun Bey'i e özellikle ben aradım ve bu işi hallettik. Yaptık ve geldiler bayıla bayıla börekler, çörekler, çiçekler çok mutlu oldular. Ne güzel bir iş bu dediler, ne güzel. Hatta şöyle şeyler oldu. Sen fazla öne çıktın, ben daha birazcık daha uzak kaldım. Benden hemen o şarkının o bölümünü kestik. Önemli olan ben değilim. Önemli olan proje. Ben ne olacak çıksam bu çıkmasam ben meşhur mu olacağım birdenbire onu yapıp da. Ondan sonra öteki arkadaşa verdik. Öteki arkadaş böyleyiz. yani istekler beğenmedik doğrultusunda değil. Çok güzel bir iş ama ben birazcık daha gözükmek isterim. Dikkatini çekerim. İstekler buydu yani. Ondan sonra biz bu klibi çektik hep birlikte geldiler o kısmını oynadık yani hep beraber olduk. Sanat için bu şarkıyı söyledik onlar da dahil oldular. O börekler, çörekler, Polat hakikaten yani sanatçılara ne gerekiyorsa hepsini yaptı. Bayıldılar ne kadar güzel bir iş, harika bir iş falan diye gittiler. Ondan sonra klip yayınlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı da buna destek verince Türkiye Cumhuriyeti şeyi altında Cumhurbaşkanı forsu. forsu altında buna destek verince bunu da arkasına koyduk klibin ve tabii ki çok mutlu olduk çünkü Dünya Tiyatrolar Günü'nde böyle bir şey ilk defa oldu. Yani ki ilk defa oldu böyle bir şey olmadı daha önceden. E, hiç kimseyle olmadı, hiç Cumhurbaşkanı ile olmadı. Ve bu tabii ki benim çok hoşuma gitti. Yani birleştik oldu hani bütün her, hepimiz sanat için. Ve bunu hepsine tek tek ne kadar sanatçı katıldıysa şey olarak gönderdik. WhatsApp'tan montajlanmış, montajlanmış hali. halini tabii ki gönderdik. Bir sorun var bir şey. Var. Herkes bayıldı tabii ki kabul etti. Herkes çok mutlu oldu. Bunun üzerine Polat Bey dedi ki ben dedi muhakkakatname yapmak isterim. Ben Benim o kadar güvendiğim arkadaşlarım ki bak bayıldılar, tiyatro sanat için bir şey yapıyoruz. Yok dedi benim bizim biz öyle sistemli çalışıyoruz. Ne her şeye karşı kendimizi sağlam almak zorundayız. Muhakkakatnameler. Onların ayaklarına gidildi, imzalatıldı, neredeyse provadaysa provaya gidildi. Her şey yapıldı ve bu klip yayına girdi. Konu budur. Ondan sonra e, şimdiki ismini söylemek istemiyorum. İki tane insan, yaşlarına başlarına da hürmet ettiğim için adlarını vermek istemiyorum. Daha doğrusu bu işin basitleştirmek istemiyorum. Çok kaliteli bir işti yapılan. E, iki kişi e, şey zorluğunda ne diyorsunuz? Etraftan baskı. Mahalle Hale baskısı bak. yüzünden böyle bir şey söylediler. Öyle bir şey de tabii öteki taraf... Şimdi küs müsünüz Nurgül mü? Hanım, onlarla? O iki kişiye küsüm evet. Evet. Kinci Benim... Kinci Benim... misiniz? Ben balık burcuyum ama yükselenim akrep. Neyim ben sence? Ben hiç anlamam Aa, Anlamazsan söyleyeyim. Akrep hiçbir şey, yapılan iyiliği ve yapılan kötülüğü asla unutmaz. Bu bana kötülük oldu. Neden? Beni sattılar. Orada... Koskoca bir prodüksiyon şirketi var. Orada diğer şirket var. Onlara hiç kimse hiçbir şey demedi. Yani çünkü her ek ikisinden de menfaat umdular. Yani anladın mı? Menfaatler var. Benden kimin kiminle menfaati var? Hiç kimsenin. Ben bir kendi halinde bir oyuncuyum. Onların arkadaşıyım beni satmayı kolay gördüler. Ben Nilgün bizi kandırdı dediler. Ben sence şeker vererek mi kandırdım? Ben ne yapabilirim koskoca insanlara? Bu kadar iş olmuş. Kimi gelsin biri beni kandırsın bakayım. Hadi biri gelsin kandırsın beni. Kim kandırabilir beni ya bu saatten sonra? Bu kaç yaşında insanlar orada koca ekip zaten o ekibin hepsi hiçbir şey demediler. Orada 25 kişiydi iki kişi. Ama iki kişi yüzünden ...tatsız oldu. Yaptığımız çok güzel, sanat adına Türkiye'de ilk defa yapılmış sanat adına bir iş... ...üsranı oldu yani. Hiç pişman oldunuz mu ünlü olmaktan? Hayır, niye Hiç. pişman oldum? Hayır, çünkü neden Armağan'cığım, ben normal bir şekilde yaşıyorum ben bir sevgilim oluyorsa elini tutup aslan gibi çıkıyorum. Benim illegal ilişkilerim yok. Illegal nedir dersen hayatımda hiç evli erkekle birlikte olmadım. Hiç menfaat uğruna bir ilişki yaşamadım. Benim kimseden saklayacak bir durumum yok. Her şeyim açık yaşıyorum. Bir. ikincisi asla sosyetik bir hayatım yok. Benim en büyük sosyetem iyi yerlerde arkadaşlarımla yemek yemektir. Belli bir grubum var. Negatif enerji aldığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Çok az bir arkadaş çevrem var. Ama tabii ki herkesle tanışıyorum. Hayır. Herkes de sever beni eksik olmasın ama benim birebir dostluk kurduğum çok az. On kişiyi hayatta geçmez, on kişi bile yok artık. Eskisi gibi değil o ortalık, ee, öyle yaşıyorum. Pazara kendim gidiyorum. Pazara gitmiyorum açıkçası. Markete kendim gidiyorum. Pazar diye yalan söyleyeyim. Markete kendim gidiyorum. Annemle çok eskiden pazarlara da gitmişliğimiz var ama çok eskiden çünkü annem derdi ki evladım iyi mallar pazarda satılır derdi. Taze mallar giderdim onunla. Ama konservatuvar yıllarında ama artık pazara falan gitmiyorum tabii ki. Ama bütün marketlerde kendim giderim. Kendim alışveriş ederim. Öyle birini yollayıp onu al bana şunu al. Evde asla hizmetkarım yok. Haftada bir gelir temizlik yapar. Onun dışında bütün ev bana aittir. Ben bunlardan hoşlanıyorum. Konservatuvarda okurken de bir gün çok ünlü olacağınızı düşünür müydünüz? Hayır, sadece biz bak Armancığım çok net bir şey söyleyeyim. O zaman biz ün falan düşünmezdik. Bizim hocamız Yıldız Kenter'di. Benim idolüm Yıldız Kenter'di. Onun gibi bir oyuncu olmak isterdim. Hep istediğim şey iyi bir oyuncu olayım. Allah'ım çok iyi bir oyuncu olayım. Arkamdan ne iyi oyuncu desinler. Ben bunu istedim. Bir flörtüm vardı. Bak bunu anlatayım sana. Tabii ki bunu istiyorum ve başarılı oluyorum yıllarca. Fakat para kazanamıyorum. Yani doğru düzgün para kazanamıyorum ama çok başarılıyım. Bir gün dedim ki flörtüme, e, ya dedim o benim gerçek aşkımdı, on yıl birlikte oldum. Dedim ki yahu ben bu kadar çalışıyorum, bu kadar didiniyorum. Tamam başarıyı kazanıyorum ama para kazanıyorum. İstemiyorsun ki dedi. Yani bir gün senin Allah'ım bana birazcık para ver dediğini duymadım dedi. Sen sadece başarı istiyorsun. Onun için bir para iste dedi. Ondan sonra evet para isteyeyim dedim. Bu sefer diziler geldi. <gülüyor> 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 Demek ki haklıymış. istemek lazım. dizilerle e, kazandık çok şükür. Ama şu andaki paralar değil bunu bil yani. Çok az. Sizin Bunların... anne tarafınız mı Rum? Benim baba tarafım Rum. Ben çok iyi bir ailenin, yani trilyoner bir ailenin değil ama Burjuva ailesi vardı. Bilir misin eskiden, şimdi kaldı mı bilmiyorum. Bir Burjuva ailesinin kızıyım. Ee, annem Adalı'ydı, babam çok varlıklı bir e, ailenin oğluydu. Bunlar ada vapurunda karşılaşıyorlar, aşık oluyorlar ve adaya geldikleri zaman... ...dedem de çok varlıklı, adayı ilk defa görüyor büyük adayı bu dediğim 50 yıllarında o da oradan bir köşk kalıyor. Dolayısıyla ben benim bütün genç kızlığım ve çocukluğum adada geçiyor. Çünkü babaannemler yazları gelirdi. Annemle annemin ailesi, anneannemler yaz kış adada otururlardı. Annemin ailesi memur ailesiydi. Babamın ailesi tüccar ailesiydi. Babam banka müdürüydü. Annem de e, Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Aa evet, büyük adada nikah kıyardı anne. Çok ben tek çocuklarıyım, tek kızlarıyım. Beni evet, de çok iyi... Nilgün Hanım, siz herhalde çocukken annenizin nikah kıyarken göre 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 göre... hiç kere <laughs> <göre> kendinizi nikah <laughs> koydurmuşsunuz. Yani ben sana yalnızlıktan değil de annemin yüzünden galiba bu nikahlara merakım oldu benim. Çünkü annem hep nikah kıyıyordu. Gider miydiniz? E ee, giderdim. Büyükada'da belediyede kıyarlar zaten. ...böyle her beni bırakırdı evde işte bakıcı bir hanım vardı bana. Bırakırdı, annem babam çalıştığı için ben bakıcıyla büyüdüm tabii annem gelene kadar. Sabahtan bırakırdı, giderdi nikahları kıyar, akşam gelirdi eve. Hatta bir bakıcı biraz ayağı sekiyordu da... ...annem geldiğinde ben toparlıyormuşum, doktorlar geldi, boğundu, kemiğinde bir şey yok falan. Çıktı ki ben o bakıcının taklidini yapıyorum, arkasından baka baka. <laughs> Ay çıldırıyor da annem ne oldu? Çok diye. zor bir piyasada adım 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 yükselmişsiniz. Çok. Ee, Gerçekten adım adım. Bak hiç kimsenin yardım olmadan bir yapımcı da e, ben bu kadını meşhur ettim diyemez. Alnımın akıyla. Bir adam da o ben arkasında durmasaydım yönetmen olarak ve ben, bunlar benim için hiç kimse hiçbir şey diyemez. Bak arkaya Pierre bak. Ve aslında bizim piyasa ...birbirinin arkasından dolap çevirmesiyle de çok meşhurdur. Evet çok. Yani Şimdi, televizyon piyasası neyse son tarihinde tiyatro piyasası. E şu anlattığım işte bile dolap oldu işte arkamda. <laughs> Herkesin kabul ettiği evet. Peki mesela nasıl bunlarla baş ediyorsunuz? Nasıl ayakta durmayı beceriyorsunuz? Çünkü, Çünkü... bir erkek olarak entrika ile baş etmek bence daha kolay. Çünkü işte astım astık kestim kestik dalarsınız filan filan. Ama bir kadın olarak entrika ile baş etmek bir de... Kadınlara daha kırıcı şeyler yapılıyor. Hemen mesela atıyorum. Ha işte diyelim siz iyi oynadınız. Yönetmen sizin sahnenizi fazla koydum. Zaten canım onlar da yönetmenle diye başlayan bir sürü dedikodu olur. Nasıl baş ettiniz? E, hiç yönetmenli bir hayatım olmadı. <laughs> Öyle bir hayattan gelmedim yani açıkçası. Ben kendi aşklarımı kendi isteklerimle yaşayan biriyim. Ee, çoğunluğunda onlar beni seçmedi, ben seçtim. Yani seçilmekten de hoşlanmam. O zaman herkesle birlikte olmam lazım. Ee, ama yaşadığım çok zor günler oldu. Mesela bir tanesini anlatayım sana ama isim tabii ki hiçbir zaman vermem. Ee, bir yapımcı e, kur yapıyordu bana. Kur yapıyor, kur yapıyor. Şimdi içinde ne diyoruz? Taciz diyoruz. O biz o zaman kur diyorduk. Şimdi o kur oldu sana taciz. Taciz ediyor, kur yapıyor, kur yapıyor. En son dedim ki... ...benden olmaz dedim. Biz senle arkadaşız, evli barklı adamsın. Yani ben yanlış kapı söyleyeyim sana dedim. Benim böyle sert şeylerim vardır, İşte böyle ayakta durdum. Korkmam ben. Kovulurum, korkmam. Aç kalırım, korkmam. Bir şekilde bir yerden bir şey bulur... ...yaşarım yani. Böyle bir korkusuzum ben. Ondan sonra... Ee, ...öyle güldü etti, bilmem ne falan. Ertesi gün yine kalktım ee, şeye, sete gittim. Kapıda karşıladılar Nilgün Hanım dediler. Patronumuz dedi ki Nilgün Hanım biraz dinlensin. Aa ben yorulmadım ki dedim. O kadar salam ki. S sala sonra sonra akıllı oldum. Salaktım ilk zaman. Ben dedim hiç yorulmadım nasıl yok dediler, patronumuz dinlensin dedi. Ve ben yeni bir şeye girmişim, yeni ev taşımışım, eve ve girmedim de... ...yeni ev taşımışım, dünya kadar borca girmişim, kendime ev tutmuşum, kiralamışım. Oraya güveniyorum çünkü çok iyi gidiyor iş. Şimdiki gibi üç ayda kalkan bir iş değil yani, seneler sürüyor, çok iyi gidiyor. Geldim ve hayatımın en kötü gününü geçirdim. İşte orada çöktüm yere ve çok üzüldüm. Ağladım. Sonra Hayat o kadar enteresan ki, öyle bir yerden iş teklifi geldi ki, o oynadığım dizi, öteki diziyi yerle bir etti. Bak, Allah'ın adaleti, yerle bir oldu o dizi, çok iyi bir diziydi, yerle bir kalktı gitti. Ne acayip. Evet, yaşadım ama ben kırıştırarak, süz göz süzerek, cilve, böyle yaşamadım. Dışarıdan bakıldığımda işte Latin'im ama aslında böyle değilim. Ee, dik durarak yaşadım ve korkmayarak yaşadım. Hayattaki en önemli şey cesaretli olmak bir, korkusuz olmak iyi. Niye korkayım? Ben güzelliğimle falan para kazanmıyorum ki. Ben kendi yeteneğimle para kazanıyorum. Neden korkayım? Bana ihtiyacı varsa insanların oynarım, yoksa oynamam yani. Beğenilen, sevilen de bir oyuncu yerine kendimi getirdim ve şu anda da zaten ne patronla ne onunla ne bununla hiç kimseyle ilgim olmadan kendi yarattığım, kendi hayatımdan yola çıkarak, kendi kitabımdan yazdığım, kendi kitabımdan yola çıkarak bir iş yapıyorum ve de hiç ummazdım çünkü kadınım ve bu piyasada tek başına kadın yok. Yani böyle iş yapan, yani bu bir şov, one woman show aslında. Tabii öyle demiyoruz, gösteri diyoruz, dans ediyorum, şarkı söylüyorum, gelip seyrettin. Onu yapıyorum ve bunu tutturmak çok zor. Yani bu güzellikle müzellikle de olmaz. Çirkinlikle de olmaz. Hiçbir şeyle olmaz. O farklı bir iş. Ve meğer benim o öyle bir yerde, o orada da yeteneğim varmış. Ve de çok seviliyormuşum. Çünkü çok emek verdim. Yani yıllarımı verdim. 43 yıllık oyuncuyum Armağan. Yıllarımı verdim tiyatroya. Ve o tiyatro Bundan sonra o da bana güldü. Sağlığım el yaparım, başka şeyler de yaparım ama işim çok iyi gittiği için, hep full oynadığım için... ...yedi senedir devam ediyorum. Seneye de Allah kısmet ederse, her şey kısmet. İçmeyi Daha devam edeceksiniz. Edeceğim. Son soru. Bugüne kadar tiyatroda başınıza gelen en garip şey neydi? Ya o kadar çok şey var ki. <laughs> en garibim. Ya şimdi Metin Serezli... Ya iki tane şey yaşadım ama hadi bundan başlayayım. Metin Serezli, e, Can Gürzap, ben, Haldun Doğurmen bir oyun oynuyoruz ya da Metin Şu Serezli... Kadro da. Hal... Barcelona gibi kadro Deli da. misin? <laughs> Metin Serezli, Haldun Doğurmen, ben diyeyim bunda. Üç başrol, damadı, Ayşen da var, o var, bu var, bir sürü koca bir oyun oynuyoruz. Ee, sanıyorum ki, e, bir dakika, Papaz Kaçtı'ydı. Oyunun adı. Ve İzmir e turneye gittik sahneye, ben İzmir'e turneye gittik. Ayşen'le ikimiz hava çok sıcak. Kapıda şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Birden Haldun Bey geldi. Dedi ki, şekerim dedi, bu dedi çok yanlış bir şey. Seyirci sizi dedi, içeride dedi, başka bir kimlikle görecek. Siz burada dedi, böyle oturuyorsunuz. Seyircinin dedi, bütün dedi, şeyini, büyüsünü bozuyorsunuz. Hindi büyünüzü, girin içeri dedi. Biz baka baka tabii Haldun Dorman, patron. Girdik içeri. Bir saniye çıktık, Haldun Bey... <laughs> Haldun Bey de ne diyeyim, ne denir yani? Baksır. Baksır, baksır. Şimdi kibar baksır. Baksır, şeyi, gömleği, kravatı üstünde. Baksır, buraya kadar siyah çorapları, şey, çünkü pantolonunu giymiyor. Sahneye düz çıksın, yani şey çıksın diye. <laughs> Jilet gibi o. çıksın. Jilet gibi çıksın diye, haklı, ben de hep öyleydim. İçeride oturuyor. Ay daha çok var anlatacak ya neler. <laughs> Şimdi bu aklıma geldi. Bunun üzerine bir sahnede Metin'le ikimiziz Haldun Bey girecek. Kardeşim bir yağmur başladı açık hava. Kıyamet koptu. Biz o metin ne yapıyoruz? Devam et. Devam ettik, devam ettik. Artık oynayacak gibi Seyirci full tıklım tıkış. Biz dedik biraz ara verelim dedik. Bütün ön sıra sana söyleyeyim böyle bir yüz kişi girdi bizle beraber kulise. Şey olmasınlar, ıslanmasın hadi. Ve Haldun Don. <laughs> hadi Haldun'a gittim Ay çok iyi oldu Haldun Bey sizin büyüğünüz hiç bozulmadı. <laughs> <laughs> Güzel hikaye. Yani olacak değil. Bir tane daha yine bunu oynuyoruz. Şeyimiz var, ütücümüz ütülüyor. Benim de bakan karısıyım. Çok şık bir beyaz gömleğim ve üstüne giydiğim bir takım şeyim, döpiyesim var ve vakkodan alınmış. Ondan sonra gözüm gibi bakıyorum. Hala kostümlerim bak. 680. oyunlu oynuyorum kostümlerimi 680 kere eve götürüyorum. Her gün götürüyorum. Kostümümü kimseye emanet etmem. Titizim çok. Kostüm neyse emanet ettim. Haldun dedi ki şekerim bir şey olmaz dedi. Burada dedi, kadın var dedi. Geldim. Ütücü gitmiş. Ee, ben de güzel oyun asılı herhalde dedim her şeyimiz. Aa baktım beyaz gömleğim yok. Ay dedim benim beyaz gömleğim yok. Nasıl yok dediler. E yok dedim bak dedim. Canım ütülemiştir kadın başka yere. Oraya oraya ay çıldırdım. Sahneye çıkacağım beyaz gömlek yok içimde. Haldun küçücük bir mendil geliyor. ay şekerim bunu koy buraya. Ayol memelerim gözüküyor. Nereye koy? Derken kadın sen ütülerken o gün düğüne gidecekmiş. Kadın sen ütülerken düğüne gitmeye de bir kıyafeti yokmuş. Ay bu güç bluz çok güzel demiş. Almış bluzu gitmiş düğüne. Kadını düğünden topladılar. Düğünde soydular da getirdiler. Bluzumu sahneye çıktı. Yani bunu... Çok güzel. Ama yani düşünsene. Bu da geldi başıma. Sen ütücü, kırk yıllık ütücü. Yüzü... Al bluzumu giy git düğüne. Ayol ben onu sahneye giyiyorum. Ama Haldun'u hiç unutmuyorum. Şu kadarcık bir mendil. Etrafı dantelli. Mutlu olayım diye. Onu getirmiş. Ay şeker, bunu böyle koysak. Ayol ne olacak? Burası açık diyorum. Buraya koy. <laughs> ya yani bunun gibi çok şeyler var. Hayatta Bu... sahneye çıkman beraber dediğiniz insan var mı? Yok, bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra belki olabilir. Hayır, onu söylüyorum. bugün. <laughs> Bugünden sonra olabilir. Var, evet. Var, benim var. de var hani. Ben onunla var, var. iş yapmam dedim. Yok, var. Yar. Yani oynayamayacağım tiyatro var. Yani asla ben o tiyatroda oynamam dediğim tiyatro var. Sadece sahneye çıkmak açısından o tiyatroda oynamam mesela. Ha o kadar. O kadar. Ölsem oynamam. Ya o marka ile ilgili bir şey. Yani o tiyatro çalışanı, sahibi hepsinde bir bütün bu tiyatronun markası diye bir şey yok. Sahibi var biliyorsun. O tiyatroda oynamam mesela hiçbir zaman. Bazı insanlarla artık sahneye çıkmam. Zerafet, nezaket, şıklık tamamen gitti. Ben hayatımda bir tek seni... E, ...gördüm ki son zamanlarda tanıdığından beri sen bana sizle konuşuyorsun. <laughs> ben herkes herkese sizle konuşuyorum. Herkese bunu diyorsun. İşte ben, bana da böyle yaptığın için... ...ben ilk defa öyle birkaç tane daha insan böyle gördüm. Siz yok. Ben sen biliyor musun ki ben babam ölene kadar babama sen değil siz dedim. Evet babamla böyle bir ilişki vardı benim. Ölene kadar siz dedim. O, o, mu isterdi siz mi böyle bir şey tarzı? O öyle mefe, me, o mesafeyi koydu. Ben de ben annesi tarafından çok şımartılmış, çok sevilen şımartılmak diye beni kimse şımartmadı da e, çok sevilen, sevgi gören bir kızdım. Babam yani biraz nazi subayı gibiydi. Hep mesafeli bir Hep mesafeliydi. Yani. Ölene kadar. Hep siz dedim ama çok enteresan oylum sen dedi mesela, onu çözemedim açıkçası. Herhalde e, siz korkmuşsunuz ama oylum demek Hayır, ki dede, belki oldu. Dede, 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 oylum dede o ilişkisi i, başka olmuş. I, i, evet, onların ilişkisi başka olmuş, benim hep mesafeli oldu. Mesela benim tiyatrocu olmamı asla istemedi, çok küçümsedi. Hatta babaannem dedi ki, baban dedi ki tiyatrocu olacaksın, ne yapacaksın? durum <laughs> baba, ne yapacaksın, olacaksın? <laughs> e i̇şte dedim babaannemciğim, ben oyuncu olmak istiyorum dedim, konservatuar yeni girmiştim. Komedyen olmak istiyorum, insanları eğlendirmek, güldürmekse istiyorum, haydi... Bana dedi tak koluna zengin bir koca git onlar seni güldürsün. Sen ne güldüreceksin? Ya <laughs> ben buralardan buralara gelebildim yani. <laughs> İçinizde bir baba özlemek var o zaman. Mesela hiç size sarılmamış belli ki. Ben hayatta ne parası olanı kıskandım. Ne çok zengin arkadaşlarım da var, hiçbirini öyle. Ne çok güzel kadınları kıskandım. Ben hep hayatımda Ayşegül'le arkadaşlık ettim ki Ayşegül piyasada iyi, güzel bir kadındır yani. Bayılırım. Ne e, yetenek şeyi, sadece yabancı filmlerde görünce, ulan keşke ben de böyle bir rol oynasam demişliğim vardır tabi, sanatçıyım. Ben bir tek şeyi kıskandım. Baba kızın ilişkisini, o mutlu ilişkisini... ...bu kucağına alıp seven baba... ...kızına hep düşünen baba. Çünkü babam devamlı bana sen bizden kalanları da bu tiyatroyu vesaire... ...şu oyunu yaptığım zaman ölmek üzereydi daha e, son günleriydi. Ben ne yapıyorsun dedi. Babacığım dedim kendi başıma bir kendi şeyimden yola çıkarak bir iş yapıyorum. İnşallah tutsun dedim. Yazık, ben de ölüyorum. Bizim paraları da batıracaksın, <laughs> evlerimizi de satacaksın, yazık dedi. Hep böyleydi. Annem hep itekler. Babam hep set koyardı. Çünkü o beni e, mimar, avukat, ağzım laf ediyor diye avukat falan yetiştirmeyi düşünüyordu. Ve kendi düşündüğü biriyle evlendirmeyi düşünüyordu. Çok modern bir adamdı ama böyle bir şey düşündü benim için. Şimdi çok enteresan bir şey var. Anneler, babalar çocuklar için bir hayat düşünüyorlar. Ama o hayat çocukların hayatı. Onların karar vermesi lazım, annelerin babaların değil. Nitekim ki bana şimdi sor ben babamı dinlemedim, annem de yanımdaydı, oyunculuğu seçtim. Sor, neden bu kadar mutluyum, neden bu kadar neşeliyim? Yaptığım işi çok seviyorum. Sebebi bu. Bence en önemli şey. En önemli şey. Yani iyi ki seçmişim, iyi ki karşı yani Onun için cesaretliyim. Yani 17 yaşında ben babama hayır ben oyuncu olacağım diyebildim. Babam evi terk etti. Annem, ama burada kadınlar da o kadar önemli ki annenden biliyorsun yani seninkiler de belli çok şeker kadınlar. Annem dedim ki ayol anne kocasız kaldın sen ben oyun oynayacağım diye adam gitti dedim. Merak etme evladım dedi. O dedi üç beş gün sonra gelir dedi. insan çocuğu konservatuar kazandı diye dedi. Ev terk edilir mi dedi. Sen yolundan dönme dedi bu işte. Kadının gücü burada. <laughs> Annem çok güçlü ve çok şeker bir kadındı. Annem bana hayatında hep mutlu olmak üzere yaşa dedi. Seni ne mutlu ediyorsa onu yaşa ama dikkat et dedi hayata ve etrafındakilere. Ama mutlu ol dedi. Ben de onun sözünü dinliyorum. <laughs> Çok güzel bir sohbetti. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kimle konuşur gibi oldum biliyor musun? Sanki sen bir e, psikoloji, psikiyatristsin, beni yatırdın yatırmıyorum <laughs> burada oturuyorum. Her şeyi mi anlattım sana? Başkası bu bitti mi bütün sorulacakları? E bitti yetmez mi? Aman, çok teşekkür ederim olun. <laughs> ben teşekkür ederim.